Herkese yeni bir vlogtan merhabalar. Özlemişim böyle konuşmalı videoları yapmayı. Uzun zamandır sadece ASMR tarzı videolar çekiyordum ama bugün artık motoru anlatmam lazım arkadaşlar size. Göstereyim. 4600 kilometre oldu neredeyse. 2 kilometre sonra 4600 olacak ve deneyimlerimi paylaşmam lazım sizlerle. Çünkü bu motoru alan, benim tavsiye ettiğim şekilde alan arkadaşlar çok var. Instagram'dan da sürekli konuşuyoruz. Soru soranlar oluyor, aklına takılanlar oluyor vesaire. Bu videoda toplu bir cevap vereceğim ve motosiklet üzerindeki deneyimlerimi anlatmam lazım artık. Bunu böyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar, motorun üzerinde biliyorsunuz bayağı bir değişiklik yaptık. Bu değişiklikleri de ben sizlerle paylaşmıştım sürekli. Videolarda aldığım, kullandığım şeylerin linklerini de açıklamalara bırakmıştım. Bu videoda da ayrıyeten bırakacağım. Toplu bir şekilde bırakacağım. Takozundan tutun sticker'ına, bütün sticker'ı, işte kanat ayna olsun vesaire. Hepsini artık sizlerle paylaşmam gerek tek videoda. Bu arada çok rüzgar esiyorsa kusura bakmayın. En sakin yer olarak burasını bulabildim. Her neyse, sadede gelelim. İlk başta linkleri, bütün linkleri, motosiklet üzerinde yaptığım bütün değişikliklerin, taktığım, çıkardığım her şeyin linkini açıklama kısmına da bırakacağım. Bugün ayrıyeten oradan da bakabilirsiniz. Özellikle takozu çok soran arkadaş oluyor. Takozu ben aslında GP Kompozit'ten alabilirsiniz. Reklam değil, GP Kompozit sitesinde bulunuyor. NS200'ün takozu bu. Koruma demiri. Yaklaşık 2-3 aydır soran arkadaşlar var. Sürekli ayrı ayrı link atmakla uğraşmamak için ben bu videonun altına artık linkini bırakmak istiyorum. Onun dışında dün değil, ondan önceki gün 4500 kilometre bakımına soktum. Bu arada şuradan yağ görebiliyorsunuz, motor yağını. Oradan sürekli kontrol edin lütfen. Ben dün tam zamanında götürmüşüm. Siz yine bakım zamanını beklemeyin. Oradan kontrol edin. Azalmışsa, eğer oradan görünmüyorsa gidin hemen değiştirin. Kendiniz de değiştirebilirsiniz ya da ustanıza götürüp değiştirebilirsiniz, artık size kalmış. Üstten şu kapağı açıp ekleyebiliyorsunuz. Altta da, yani buradan görünmeyecek bir şekilde ama şurada alt tarafta kapak var. O kapağı açtığınızda içindeki yağ dökülüyor. Yağ tamamen boşaltıyorsunuz, eski yağ. Yeni yağ doldurabiliyorsunuz. Motul'un 5100 modelini kullandık. Şimdi motosiklet üzerinde birkaç problem var. Bunları size söylemem gerek. Motoru ben aktif bir şekilde sürekli kullanıyorum. Yani her yere gitmek için kullanıyorum. Hani araba kullanmıyorum artık. Şehir içi kullanmıyorum. Sadece motor. Her yere motorla gidip geliyorum. Yani 200-300 kilometre yapıyorum mesela. Sırf bir oturuşta. Ama sırf motor üstünde, yani hiç araba falan kullanmıyorum. Şimdi şöyle, amortisörlerden gıcırtı geliyor. Yani yağlamadığınız sürece bunlardan gıcırtı geliyor. Bu bir problem olarak görmüyorum ama size söylemek istiyorum. Bu problem değil benim için. Bu birkaç gündür olmaya başladı. Ya Allah, bunu çözerim diye düşünüyorum. Ayrıyeten şöyle bir problemimiz daha var. 2500 bakımından sonra, hatta 3000 kilometrede vesaire, o civarlarda motorun, bu motor bloğunda bir yerde gıcırtı geliyor. Yani gıcırtı değil, takırtı geliyor. Yani bir parçası, şöyle bir parçayı düşünün, çıkmıştır da bir yere çarpıyordur gibi bir şey düşünün. Ki ustaya da gösterdim. Usta bir şey yok, bu normal dedi ama bence normal değil. Çünkü yani
bakımdan sonra yani 3000 kilometrede vesaire bu olmaya başladı ve 1500 kilometrede sürüyorum. Belki yağından dolayıdır. Bilmiyorum ama bunu da çözmeye çalışacağım kendim. Olmadı en kötü yine ustaya götürürüm. Şöyle motorun üstündeyim. O motor bloğundan gelen sesi size dinletmek istiyorum. Gaz açacağım aniden. Duyarsınız zaten. Şöyle sinek vızıltısı gibi. Bunu da böyle size dinletmek istedim. Bu arada motorda bu kablolar kronikmiş diye duydum. Şöyle sağa çevirince sıkışıyor. Ben biraz yine bir şeyler yap uğraşmaya çalıştım. Hani buraya sıkışmasın diye. Ama bu kronik yani arkadaşlar bunun çözümü yok. Kendiniz artık bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Onun dışında bu rüzgarlık, yani bu göstergeyi koruyan küçük rüzgarlık şu tarafı zamanla gevşiyor. Ben her seferinde sıkıyorum yine gevşiyor, yine sıkıyorum yine gevşiyor. Böyle bir problemimiz var. Bu da böyle çarpıyor çünkü. Yine motor bloğundan gelen ses gibi böyle gıcırtı yapıyor, takırtı yapıyor. Şöyle bir bakıyorum aklıma takılan başka bir şey var mı diye. Bu kanat aynalar yani yüksek devire çıkınca yine arkayı çok net göremiyorsunuz. Önceki aynada da olduğu gibi normal. Onun dışında sol sinyalim şöyle biraz gevşek. Ben bunu kaç kez götürdüm ustaya ama full kafayı çıkartıp buradan halletmemiz gerek demişti. Ben de sürekli aktif olarak kullandığım için motoru bırakmadım. Problem de değil yani çalışıyor. Sıkıntı yok yani sıkıntısız çalışıyor. Kuş pislemiş bu arada biz konuşurken. Bakalım bugün şanslı olacak mıyız? Onun dışında 300-500 kilometre arası yani kullanımınıza göre değişir ama yaklaşık 300 kilometrede bir veya motoru yıkadıktan sonra zincirinizi yağlamayı unutmayın. Yani bir motorcu geldi, plakan yamuk dedi. Şöyle bakıyorum yani yamuk falan değil. Meğersem çamurluk yamukmuş direkt. Yani şöyle bilmiyorum anlaşılıyor mu ama lastiğe doğru bakarsanız sağa doğru biraz yatık. Problem olarak görmüyorum yani artık bunlar problem değil benim için. Şuradaki sticker'ı söktüm benim hoşuma gitmedi. Oraya farklı bir sticker düşünüyorum şu an ama bakacağım daha istediğimi bulamadım. Yine 2500-3000 bakımını yaptırdıktan sonra vites boşa biraz zor geçmeye başladı. Ben alışmıştım çünkü. Onun küçük bir noktası var. O küçük noktayı getirdiğinizde boşa atıyor ama 4500 bakımından önce çok zordu bunu yapmak. Mesela boşa attığım zaman ya aşağı atıyordu kendisi debriyajı bıraktığım halde ya aşağı atıyordu direkt ya da yukarı atıyordu ve motor istop ediyordu. Bununla ilgili problem yaşıyordum. 2 gün önce bakım yaptım. Bakımdan sonra böyle bir problem yaşamadım. Bu arada motoru yıkadıktan sonra belli yerlerdeki vidaları söküm ve kontrol edin. Çünkü uzun süreden sonra bunlar paslanıyor. Çıkartın, bezle hemen silin. Pası siliniyor zaten kolayca. Hemen yerine takın. Böylelikle uzun süre kullanabiliyorsunuz motorunuzu. Bu arada motor dağ taş demeden her yere gidiyor. Yani ben dik dağlara da tırmandım. Videolarını da görmüşsünüzdür. Her yere gidiyor. Da bayağı keyifli. Ön farları söylemem gerek arkadaşlar. Gece sürüşlerinde daha doğrusu akşam sürüşleri yapıyordum ben bazen. Orada problem çıkartıyordu bana. Yani ek bir ışık kaynağı olmadan veya uzunları kullanmadan gece sürmek çok rahat olmuyor. Çünkü ben gece işe gidiyordum. O yüzden problem yaşıyordum. Yani bu da aklınızda olsun. Gece bir video çekersem artık o zaman farlarını da göstermiş olurum. Videoyu kapatmadan önce de açıklamalardaki Instagram linkinden bana ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan her türlü soruya cevap verebilirim. Ve son olarak da yayınlara başlamayı düşünüyorum. Haftada bir iki yayın yaparız. O da Kick platformunda olacak. Yine açıklama kısmında linki var. Sizi de oraya beklerim. Hem sizin anlık sorularınız varsa direkt cevaplarım daha iyi olur. Hem de farklılık olur. Dışarıda da video çekmiş oluruz artık. Yayın yapmış oluruz. Benim için de değişiklik olur. Evde oluyorum sürekli. Çünkü canım sıkılıyor. Kışında dışarıda motor sürmek zor oluyor.
Hem yayın için çıkmış oluruz. Hem de sizin de sorularınızı cevaplamış olurum. Evet, sanırım bu kadardı. Aklıma takılan başka bir problem yok. Yani artık ileri süreçlerde de göreceğiz nasıl problemlerle karşılaşacağız. Ama motorunuza güzel bakmak sizin elinizde. Bu arada stikerların hiçbiri çıkmadı yıkamalardan sonra. Sadece şöyle ön taraftaki biraz çıktı. Onun dışında diğer taraflardaki sağ olun. Videoyu yavaştan kapatalım. Çok hızlı da takozun takıldığı yeri göstereyim. Buradan demir atıyorsunuz. Diğer taraftan da aynı şekilde bu demir bağlanıyor. Buradan ve buradan bağlantı açıyorsunuz. Buradan 2-3 tane somun atıyorsunuz. Ve bu. Yani. Takıma takılan başka bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.